Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Windows söz vermiştim size arkadaşlar. Yani Windows 7 kurulumunu anlattığım videoda size söz vermiştim. Windows 8.1 ve Windows 10 kurulumunu anlatacağım diye. Önce 8.1'i gerçekleştirelim dedim. Arkadaşlar, sağ makineyi bu sefer önceden hazırladım. Gördüğünüz gibi bütün ayarlarını yaptım. Ve şu anda makinemiz çalışmaya hazır. O yüzden açıyoruz makinemizi. Cancel diyelim, okey diyelim. Bilgisayar zaten otomatik başlayacaktır. Size eğer başlamazsa, yani bu arada USB'den de kurulum yapılabiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani illaki DVD kullanmanıza gerek yok. Onu Windows 10 için ilerleyen zamanlarda anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bunu şimdi anlatamayacağım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi Türkçe Türkiye, Türkçe Türkiye, Türkçe Q şeklinde seçenekler çıktı. İleri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Sonra karşımıza bir ürün anahtarı çıkacak. Evet. Şimdi buraya ürün anahtarı girebilirsiniz ya da geçici ürün anahtarı girebilirsiniz. Yani eğer orijinal bile kuruyorsanız, yani orijinal bile kuracaksanız ve ürün anahtarınız tam uyumluysa, o zaman olursa bile yine de şey kullanmanızı tavsiye ediyorum. Genel ürün anahtarlarını, yoksa hata verebiliyor. O yüzden burada videoyu geç olarak durduruyorum. Gördüğünüz gibi burada o az önceki aşamayı geçtim. Gördüğünüz gibi buradan lisans koşulunu kabul edip ileri diyoruz. Özel diyoruz. Bakın önceki aşamayı göstereyim. Yükselt var. Bunu burada oradan medyadan başlatılırken kullanamazsınız. Özel diyorsunuz. Burada genelde sürücü sıfır ayarlamamış alan diyor. Buradan sürücümüzü oluşturacağız. Şimdi yeni diyoruz. Burada arkadaşlar C sürücüsü ve D sürücüsü olarak oluşturabilirsiniz. Eğer bu şekilde oluşturursanız o zaman daha verimli kullanırsınız işletim sisteminizi, yani daha verimli kullanırsanız bilgisayarınızı. C'de bütün, sadece C'de işletim sisteminiz olur, D'de de şeyleriniz olur. Programlarınızın setupları, kurulumları, videolarınız, resimleriniz vesaire olur. Zaten Windows 7 kurulumuna da bahsetmiştim. Bu şekilde bir Windows çöktüğü zaman C sürücüsüne format atarak, yani C'ye format atarak D'deki verileriniz duracaktır. Yani tekrar hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde yapmazsanız dosyanıza veda edersiniz. Şimdi buraya gördüğünüz gibi iki tane bölüm oluştu. Bu arada arkadaşlar bu kurulumları şu an sağ makinede yapıyorum. Size yakın bir zamanda şeyi de anlatmayı düşünüyorum. Gerçek bir bilgisayarda bunları anlatmayı düşünüyorum, ama USB bellekten bilgisayarı başlatarak bilgisayarda kurulumu yapacağım. Yani kurulum ben sadece ilk aşamalarını göstereceğim. Geri kalan aşamaları siz yaparsınız, ama orada da bir bilgi vereyim. Eğer UEFI kurulum yapıyorsanız şuradaki disk alanlarını görüyorsunuz. 350 MB vesaire oluşuyor, ya da 500 MB ya da 100 MB. Bu tarz alanlar oluşuyor. Bu normal kurulumlarda, eski tip kurulumlarda. UEFI kurulum yaptığınızda 3 tane bölüntü ve bir de sizin C sürücünüz oluşuyor. O 3 bölüntülerden birincisi kurtarma bölümü, yani Windows'un kurtarma bölümü. İkincisi bilgisayardaki UEFI olarak bilgisayarın başlatılabilmesi için kullanılan EFI bölümü. Üçüncüsü ise Microsoft System Reserved MSR bölüntüsü. Bir de sizin oluşturduğunuz bölüntü. Onu özellikle SSD'ye kuruyorsanız, sürücü 0 HDD, yani mekanik disktir. Sürücü 1 SSD'dir. İlk oluşturduğunuz disk oluşturacağı için sürücü 1'e oluşturun. Öncelikle SSD'nizi oluşturun, sonra mekaniğinizi oluşturun gibi senaryolar. Neyse, oraları geçelim. Buradan biçimlendir diyoruz. D sürücüsü oluşturuyorsanız bunu da buradan biçimlendirmeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde size sıkıntı yaratacaktır. Buradan biçimlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle buradan biçimlendirin. Yoksa
sıkıntı yaşarsınız. İleri diyoruz ve şimdi kurulum başladı. Bunun kurulumu büyük ihtimalle yani Windows 7'de bayağı uzun sürüyor. Biliyorsunuz Windows 7'de ne kadar uzun sürdüğünü biliyorum. Gerçekten de Windows 7'de çok vakit alıyor. Windows 7'de yani burası çok vakit almıyor. Bilgisayarına başladıktan sonra öyle uzun süren bir aşama var ki yani yükleme tamamlanıyor aşamasına giriyor, bilgisayarından başlıyor ve orada 10 dakika kadar bekliyor. Belki de 10 dakikadan fazla bekliyor bazen. Tabi bazı bilgisayarlarda 10 dakikadan daha kısa sürede olabiliyor ama 5 dakikadan 5 dakikanın üstünde oluyor genellikle. Yani çok uzun sürüyor gerçekten. SSD kurulum yapıyorsunuz ama yine de gerçekten de yavaş oluyor o kısımlar. Hem SSD'ye bir de flash bellekten kurulum yapıyorsunuz. Yine de o kısımda bayağı bekliyor. Burada çok orası uzun sürmeyecek gibi mi geliyor? O yüzden videoyu burada donduruyorum arkadaşlar. Yine de göstermek istemiyorum. Evet arkadaşlar, az önceki aşamamız bitti. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlatma isteyecek. Şurası bayağı uzun sürüyor. Sürdü. Evet. Şimdi yeniden başlat diyoruz ve bilgisayarımızın yeniden başlamasını bekliyoruz. Bu durumda eğer bir USB belleğinizi eğer bu aşamada tam USB belleğinizde USB bellekten kurulum yapıyorsanız o zaman kesinlikle ama kesinlikle USB belleğin BIOS'tan birinci sıradan çıkartmanız gerekiyor. Yoksa tekrardan USB bellekten başlayacak ve yaptığınız bu formatta uğraştığınız bütün aşamalar kesinlikle çöpe gidecektir. Bunu da böyle belirtmemde fayda var. Şimdi formatın bir tane aşamasına geldik. Formatın bir aşamasında bu aşamasında bilgisayarımızdaki donanımları kurmaya çalışıyor. Evet. Cihazlar hazır duruma getiriliyor ki bu daha çok yani bu Windows 7'den daha fazla sürücü büyükler diye düşünüyorum. Ama Windows 10 en fazla sürücüyü tanıyan, otomatik internetsiz yükleyebilen bence Windows 10. Ama bu da yine de iyi. Yani yine de özellikle de Windows 10 kullanmak istemiyorsunuz ya da bilgisayar Windows 8 geldiyse kullanabileceğiniz güzel bir işletim sistemi halen daha Windows 10 yükseltmesini diyelim kaçırınız. İlla ki korsan Windows 10 kurmanıza da gerek yok. Bunu da kurabilirsiniz. Ama Windows 10 aldıysanız bilgisayarınızda Windows 10 kurmanız gerekiyor. Onu bir sonraki videoda inşallah anlatacağım. Ki inşallah sorusuz kurulacak çünkü hiç böyle bir yani hiç Windows 10 hiç kurmadım arkadaşlar. Neyse şimdi bu aşamada gördüğünüz gibi hazırlanıyor diyor. Şey yapıyor işte. İşletim sistemindeki bazı yerleri hazırlıyor. Bazı şeyler hala daha yani yüklemeye başlıyor şu anda. Onların da yüklemesini bekliyoruz. Burayı bu sefer kesmeyi düşünmüyorum. Büyük ihtimalle şimdi geçecektir. Olmadı videoyu durdururum. Dediğim gibi.
Şu an bilgisayarından başladı, hiç bununla da karışmamıza gerek kalmadı. Bilgisayar bu arada yeniden başlatma süreci biraz sürebilir. Yani hemen ne oldu deyip bilgisayarınızı direkt pat yeniden başlatmayın, yoksa bilgisayarınız bu format aşamalarına baştan başlamak zorunda kalacaksınız. Şu an büyük ihtimal yeniden başlatacak. Evet, bilgisayar tekrar yeniden başladı ve son aşamaya geliyoruz. Dediğim gibi son aşamaya geliyoruz ve son aşamalara gelmeye başladık. İlk olarak buraya kurulum an kurun B8 kurulumu olarak adlandıralım ve rengi aynen aynı bir şekilde bırakıp ileri diyorum. Arkadaşlar ayarlara geldi. Şimdi buradan ben özelleştireceğim. Hayır diyorum. Ayarlama önerilmez. Kapalı. Evet, şunları da kapatalım. İleri kapat kapat bunlar zaten kapalıymış, ileri ya da bu açık kalsın. Adım ve hesap resmini. Windows'un uygulamaları, konum bilgilerini mi? Ya da bunların hepsi açık kalsın. İleri diyelim. Şimdi buraya bekliyoruz. Kesinlikle iptal falan demiyoruz. Önceki aşamaya dönecektir tekrardan. Burayı tek yapmanız gereken beklemek arkadaşlar. Buraya bekliyoruz ve karşınıza Microsoft hesabınıza oturum açın kısmı geliyor. Birçok kişi şurada şey yapıyor arkadaşlar. İşte diyor ki yeni bir hesap oluşturacağız ya da buraya e-posta gireceğiz diyorlar. Ama yeni hesap oluşturuyoruz burada. Tabii siz orada giriş de yapabilirsiniz. Yeni hesap oluşturuyoruz. Ve lütfen bekleyin. Microsoft hesabı kullanmadan oturum açın. Hesabınız. Görünüzü ve hesap kısmı geldi buraya. Yine Windows ya da Win8 yazalım. Windows 8 olduğundan söyleyelim. Ve son diyerek son aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada yine bilgisayarımız böyle bir en az bir 8 dakika daha bekleyecektir. Burayı da size göstermeyeceğim arkadaşlar. Hatta videoyu tekrardan durdurayım. Ayarlarınız tamamlanıyor. Ekranda da bu sayede geçmiş olalım arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Ve bilgisayarımız sonunda masaüstünü gösterdi. Orada bir 10-15 dakika bekledi. Ve bilgisayarımız masaüstünü gösterdi. Bundan sonra yapmanız gerekenler, ilk olarak Windows'u etkinleştiriyorsunuz. Sonra sürücülere kuruyorsunuz. Sonra adam akıllı bir antivirüs programı kuruyorsunuz. Bütün gerekli programları yüklüyorsunuz. İnternet ayarlarınızı yapıyorsunuz. İnternet Explorer'dan girmiyoruz çünkü kesinlikle İnternet Explorer kullanmaya gerek yok. Mesela şu an İnternet Explorer'ı açtım.
ve bana uyarı verdi. Şimdi Google'a girelim. Maalesef Bing'de açtı tabii. Google'a girdik ve diyor ki varsayımlar değişmiş olabilir diyor. Şu anda gördüğünüz gibi Windows 10 şey Windows 8.1 kuruldu. Ben Windows 10'un da kurulumunu anlatacağım ama bugün anlatamayacağım büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle cumartesi ya da pazar günü size anlatmaya çalışacağım. Bu durumda size de göstermiş olacağım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar, hoşça kalınız lütfen.